karşılaşmanın ardından genç oyuncularımızdan Bora Aydınlık bizlerle birlikte. Bora, bu akşam gerçekten anlamlı ve özel bir karşılaşma için sahadaydık. Depremin yaralarını biraz daha sarabilmek için, bölgeye biraz daha destek olabilmek için gerçekleşen bir karşılaşma. Rakip Zenit güzel de bir mücadele vardı. Senin adına da eminim ki çok anlamlı bir karşılaşma oldu ama öncelikle bu akşamki maçla ilgili neler söylersin? Yani tabii ki amaç olarak çok güzel bir maçtı. Bütün gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün hocalarıma da bana bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ama önemli olan tabii ki de depremde zarar gören vatandaşlarımıza olan giden yardım. Bunun bir parçası olduğum ve gol atabildiğim için çok mutluyum tabii ki de. Umarım Fenerbahçe forması altında da devamını getirebilirim bu şekilde. Evet, sen zaman zaman hatta sık sık A takımla antrenmanlara da çıkıyorsun. Can Bartu'yesinde takım arkadaşlarına birlikte antrenmanlarda yer alıyorsun. Bugün güzel de bir gol attın. Gol için neler söylersin? Yani ya çok bir şey söyleyemiyorum yani. Çok güzel bir goldü. Yani onun dışında da çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yani kaç kere atılır bu kariyerde bilmiyorum yani tabii ki de. Böyle bir maç öncesi hiç düşünmüş müydün? Gol atarım, atabilirim böyle bir pozisyon olursa diye. Yani bu kadar olabileceğini hiç düşünmemiştim. Zaten eğer biraz daha iyi vurabilseydim ikinci golü de atabilecektim. Yani önemli olan zaten gelişmek bu tür maçlarda, her zaman hocamızın söylediği gibi. Çalışıp gelişmeye devam etmem lazım. Zaten genç bir oyuncuyum. Bu süre fırsatı zaten ben iyi olduğum sürece her zaman bana gelecektir. Tabii golden sonra ortaya koyduğun performansla birlikte de taraftarların da sana yaptığı tezahüratlar, alkışlar, bunlar neler hissettirdi sana? Evet, yani gerçekten çok güzel bir duygu. Hani hiç beklemiyordum yani. Birden herkes hani ismimi aykırdı. Hani Şükrü Sarıçoğlu'nda böyle bir şey olması. Zamanında Arda'ya yapmışlardı. Hep görüyordum televizyonda. Yani bana da nasip oldu. Çok güzel bir deneyim. Tebrik ediyorum. Böylesine anlamlı bir mücadelede de sahada olduğun için. Çok teşekkürler. Tebrikler. Evet, Bora Aydınlık'ın karşılaşma sonrası görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından şimdi de Gustavo Henrique bizlerle birlikte. Röportajda Saruhan bizlere yardımcı olacak. Aslında maçtan önce o yine hem sosyal medyadan hem de TV aracılığıyla taraftarlarımıza özel bir çağrıda bulunmuştu. Çünkü anlamlı bir maça çıkacağımızı söylemişti. Bu akşam o anlamlı karşılaşmayı gerçekleştirdik. Taraftarlarımız tribündeydi. Anlamlı bir karşılaşmaydı. Neler söyleyecek bu akşamki maçla ilgili olarak? Sobre esse jogo. Foi jogo difícil, né? Sabíamos da qualidade do Zenit. Mas o mais importante era poder ajudar as vítimas do terremoto. Esse era o principal objetivo. E fazer o nosso treinamento também. Creio que todo mundo fez seu melhor. Fizemos um bom jogo. Queríamos ganhar, mas infelizmente não conseguimos. Evet, zor bir maçtı. Zaten Zenit'in nasıl kaliteli bir takım olduğunu da biliyorduk. Ama bugün en önemli şey açıkçası depremde mağdur olan insanlara yardımcı olabilmekti. Bugün en önemli şey buydu. İlk hedef buydu. Bugün de saha içerisinde herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Biz de bugün kazanmayı isterdik açıkçası ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Tabii bugün aslında maç öncesi Jesus da söyledi. Oyundan ve skordan daha çok maçın anlamını konuşmalıyız diye ama tabii sahada da ortaya koyulan bir mücadele vardı. Genç oyuncular da bugün sahadaydı. Milli maçlar nedeniyle milli takım kadrolarında olan isimler vardı. Genç oyuncularla birlikte sahadaki mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsun? Jovem jogador jogou hoje. O que você pode dizer sobre eles? Foi muito legal para eles ter a oportunidade e sentir a sensação de jogar no estádio do Fenerbahçe. Creio que muitos sonham em poder estar no clube, no elenco principal. Eles trabalham para isso e é muito legal, né, eles poderem sentir essa sensação. E é isso. Evet, onlar açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar açısından önemli bir fırsat oldu bu. Onlar da kendilerini gösterdiler saha içerisinde Fenerbahçe formasıyla. Ve inanıyorum ki çok daha yerlere de geleceklerini düşünüyorum Fenerbahçe bünyesinde. Çünkü bunun için çalıştıklarını görüyorum. Dolayısıyla onlar açısından oldukça da önemli bir fırsat oldu. Onlar açısından oldukça önemliydi. Ben bir kez daha camiamız adına da Türk halkı adına teşekkür ediyorum. Böyle zor günlerde hep birlikte yaraları sarmak için, kendisinin de takım arkadaşlarıyla mücadelesi için.
Merhaba Ses. Evet, Gustavo Henrique'nin maç sonu görüşleri bu şekildeydi. Diyelim, ona teşekkür edelim. Devam edeceğiz. İrfan Can Eğirbayat geliyor. Onunla devam edelim. Hemen gördüm onu uzakta. Evet, yakaladım. Göz göze geldik İrfan Can'la birlikte. Hemen canlı yayında seni alalım istedim. Söyledim şu an İrfan Can bizle birlikte diye. Alalım seni. Evet. Gayet iyiyiz. Öncelikle bu akşam anlamlı bir karşılaşmada sahadaydık. Güzel bir mücadele, güzel bir oyun vardı. Sizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızla birlikte deprem bölgesine bir nebze de olsa yine yardımcı olabilmek için. Sen aslında maç öncesinde de verdiğin mesajda duygularını paylaşmıştın ama bugün neler söylemek istersin? Benim memleketim Adana biliyorsunuz. Benim ailem çok ciddi bir şekilde tabii ki bir yıkım olmadı ama o depremi yaşadılar. 3 hafta anneannemin evinde kalmak zorunda kaldılar. Bir hafta İstanbul'da benim yanımda kaldılar. Bu süreci onların psikolojisini gördüm ve oradaki insanların neler yaşadığını az çok anlayabiliyor insan. Sağ olsun kulübümüz, başkanımız, biz futbolcular en başından beri yani depremin olduğu günden itibaren bu zamana kadar işte 40-42-43 gün oldu galiba. Her şeyimizi verdik. Yani gittik futbolcular tır da yükledik. Taraftarlarımız o kadar çok eşya getirdiler ki sağ olsunlar. Bu maçta onların bir devamı gibi oldu. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ramazan ayının ilk gününde yine gayet iyi bir seyircimiz vardı. Bu vesileyle de herkesin Ramazan şeyini, Ramazan ayını kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Dediğim gibi taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hem bize olan destekleri hem de bu özel maç için, bu güzel bir maç için bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. 2-2 biten bir mücadele var. Karşılaşma için, sahadaki mücadele için neler söylersin? Çok fazla oyuncumuz milli takıma gidiyor. Bu süreçte biraz sakat da çok verdik. Altyapıdan desteklerle zaten altyapıdaki kardeşlerimizle 2 gün çalışabildik ama altyapıdaki sistem de bizim sistemimize uygun olduğu için güzel bir ortam oluştu hemen. Sağ olsunlar hepsi de karakterli çocuklar. Biz hemen ayak uydurdular. Bugün de bence çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu kadar eksiğimize, bu kadar milli takıma giden oyuncuya rağmen. Ki Zenit'te de çok fazla o kadar milli takıma giden oyuncu yok diye biliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Genç kardeşimiz de gol attı. Evet, ben tam arkadan gördüm. Çok güzel vurdu. İnşallah onun için de daha nice goller olur bu statta, Kadıköy'de. Yani evet. Çok güzeldi. Güzel bir akşam. Beraber etmesi de güzel oldu bence. Çünkü bir hayır için yapılan bir maçtı. Bir tarafın kazanmış olması, kaybetmiş olması falan çok önemli şeyler değil. Sahada kavgalar çıktı mesela, çok üzücü. Tribünde kavgalar çıktı. Üzücü şeyler bunlar. Yani bu kadar güzel bir organizasyon yapıyoruz ama böyle şeyler olması tabii ki üzüyor insanı. İnşallah ilerleyen yine böyle durumlar tabii ki gelmez başımıza ama gelirse, yine böyle maçlarımız olursa herkesi biraz daha sakin olmaya davet edelim. Evet, çok teşekkürler bu güzel mesajların içinde. Evet, İrfan Can Eğirbayat'ın da maç sonu görüşleri bu şekildeydi. Karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş bizlerle birlikte. Mert Hakan, maç öncesi de konuşmuştuk. Bugün anlamlı, özel bir karşılaşmaya çıkacağız demiştin. Oyun, yani skordan daha önemli olan bu akşam sahada olmak, taraftarlarla birlikte olmak demiştin. Depremin yaralarını biraz daha sarabilmek için. Maç sonrası neler söylersin? Ya öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. Yani Ramazan'ın ilk günü iftar vakti, stat yine neredeyse 15-20 bin kişi vardı statta. Onlara ayrıyetten çok teşekkür ederim. Bir de destekleri de inanılmazdı, resmi maç gibi. Maçı kazanmak için çok coşkululardı. Tabii günün anlamı açısından çok özel, çok güzel bir gündü. Umarım bu destek maçları daha çok oynanır. Güzel gündü, anlamı da büyüktü, güzel geçti. Genç kardeşlerimiz adına çok çok ama çok mutluyum. Gerçekten ben normalde maçlarına da gidiyorum genelde. Çok yetenekli, çok özel oyuncular var. Bugün biraz sergileyebildiler. Heyecanları da vardı ama onlar için çok mutluyum. Çok keyifliyim. Çok güzel geçti onlar için de. Onlar için çok büyük fırsat tabii ki. Bunu da değerlendirdiler. Fenerbahçe Akademisi gerçekten güçlü bir akademi. Fırsat buldukça maçları izliyorum. Bizimle idmanlara çıktıklarında da belli ediyorlardı. Bora için de golünü atmak nasip oldu. Diğer arkadaşlarım da çok iyi oynadı, kardeşlerim.
Bora'yı da özel tebrik ediyorum. Her şey güzeldi bizim adımıza, herkes adına. Umarım dediğim gibi daha fazla bu destek maçlarını oynarız. Yaraları biraz daha sarabilmek için elimizden geldiği kadarıyla bundan sonra da desteğe devam edeceğiz. Tabii, her zaman dediğimiz gibi misyonumuz kulüp olarak da, biz oyuncular olarak da orayı unutmadan, canlarımızı, vatandaşlarımızı, insanlarımızı unutmadan yaşamaya devam etmeliyiz. Bu bizim için çok önemli. Öyle de devam edeceğiz diye umuyorum ve bunun sözünü veriyorum. Teşekkür ediyorum. Gol için de tebrik ediyorum ayrıca. Evet, Mert Hakan Yandaş'ın da görüşleri bu şekildeydi karşılaşmanın ardından.